Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Excel'de kullanışlı bir takım formüllerden bahsedeceğiz veya Excel'in kullanışlı özelliklerinden bahsedeceğiz. Excel işte biz temel seviyede ilk önce tanıtmaya çalışacağız. Temel seviyede formülleri göstereceğiz. Ardından daha ileri düzeye sizi taşımaya çalışacağız. İşte ileri düzeyde formüller, fonksiyonlar nasıl yazılabilir? Veya işte işimize yarayacak Excel özellikleri nelerdir? Özellikler, formüller, uygulamalar nelerdir? Bunlarla ilgili birkaç örnek göstermeye çalışacağız. Bunu tabii şunun için yapıyoruz. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Dijital okur yazarlık diye bir kavram var. Yani biz işte seminerlerde, eğitimlerde duymuşuzdur, görmüşüzdür. E, dijital okur yazarlık kavramından sürekli bahsediliyor. Hatta üniversitelerde bunun dersi bile var. İşte dijital okur yazarlık, finansal okur yazarlık, medya okur yazarlığı gibi birçok okur yazarlıktan bahsediliyor. Bunlardan belki de hani günümüzde en fazla edinmemiz gereken okur yazarlıklardan birisi de dijital okur yazarlık. İşte bu dijital sistemleri nasıl okuyacağız veya dijital sistemleri nasıl kullanacağız karar alırken bununla ilgili e, okur yazarlığımızı nasıl geliştirebiliriz diye baktığımızda Excel'de aslında o okur yazarlıklarda veya o uzmanlıklardan birisi olarak söylenebilir. Çünkü Excel'le e, burada elde edeceğimiz bilgiler veya elde edeceğimiz veriler e, ileride bizim e, kararlarımıza katkıda bulunması gereken bilgiler veriler olacak. O yüzden Excel'i biz kararlarımıza destek uygulaması olarak düşünebiliriz. İşte dijital okuryazarlık da bu hem işte sizin belki gelecekte iş bulmanızda size fayda sağlayacak hem de belki derslerinizi daha iyi, daha hızlı veya daha düzgün yapabilmenizi sağlayacak. Veya siz işte yüksek lisansta doktora da belki de tezinizi buradaki uygulayacağınız veya buradaki öğreneceğiniz konulardan yapabileceksiniz diyebiliriz. Bazen e, görürsünüz, duyarsınız işte iş, iş yerlerinde sürekli aynı işleri yapan, tekrarlayan işler yapan kişiler görürsünüz. İşte bu kişiler e, aslında Excel ile ilgili kendilerini geliştirseler, Excel'le ilgili e, eğitimler alsalar belki de yapacakları işi atıyorum 10 dakikada yapacakları işi, işi 1 dakikada yapabilirler. Daha kısa sürelerde yapabilirler. Bu yüzden biz Excel'i öneriyoruz. Her çalışan öneriyoruz. Herkese öneriyoruz. Her aslında günümüz dünyasında bilgisayarla e, işi olan yani artık bilgisayarla işi olmayan çok az işletme veya iş e, işçi vardır, işveren vardır. Her bilgisayarla işi olan kişinin aslında Excel'de kendini iyi hissedebilecek bir seviyeye gelmesi gerekir. İşte biz bu anlamda bu derste arkadaşlar sizi daha önce de konuştuğumuz gibi Excel'deki eksiklerinizi giderecek şekilde Excel'de kendinizi nasıl daha iyi hissedebilirsiniz diye bir eğitim yapmaya çalışacağız. Yani siz bu eğitimi aldıktan sonra en azından Excel'i açmaktan korkmayacaksınız. Excel'deki formüllere girişmekten korkmayacaksınız. Sadece bu hafta için söylemiyoruz. Önümüzdeki hafta da belki bunu devam ettiririz. Yani sizi iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız. Bu yüzden dersi dikkatle takip etmenizi ben öneriyorum veya tavsiye ediyorum. Gerekirse burada belki denemeleri siz de yapabilirsiniz benimle birlikte. Veya daha sonra siz bu videoyu burada işte video kaydını da alıyoruz. Videoyu daha sonra e, izleyerek de takip edebilirsiniz. Malum mühendislik öğrencilerisiniz, öğrenciyken kullanabilirsiniz veya ileride dediğimiz gibi iş hayatınızda bunları kullanabilirsiniz. Bir takım pratik bilgiler vermeye çalışacağız burada. Bu pratik bilgileri ileride e, emin olun kullanacaksınız, kullanmak zorunda kalacaksınız ve bunları e, bu gözle dinlerseniz çok memnun olurum diyebiliriz. Nelerden bahsedeceğiz? Bugünkü konu, görüşeceğimiz konular, konuşacağımız konular mesela düşe yara fonksiyonundan bahsedeceğiz. Burada sekmelerde gördüğünüz kısımlar veya işte indis gibi kaçıncı gibi formüller var. Bunlardan bahsedeceğiz. Başka kullanışlı gördüğümüz formüller var. Onlardan bahsedeceğiz. Tabi burada hem kendi kullandığım hem de yani gereksiz olmadığını düşündüğüm formülleri size çok uzun olmayacak şekilde nasıl kullanılır diye vermeye çalışacağım burada zaten Excel ile ilgili hani kaynak sorunu yok herhangi bir yerde Excel ile ilgili çok fazla kaynak bulabilirsiniz veya işte bazı forum sayfalar sayfaları var sorusunu sorduğunuzda cevabını alacağınız birçok bir sayfa var buralardan da zaten bu bilgileri alabilirsiniz ama burada biraz daha Biz ee, uygulamasını da gösterecek şekilde e, size bir anlatım yapmaya çalışacağız. Mesela bu form sayfalarından birisi Excel Easy diye bir sayfa var veya Excel Jet gibi bir sayfa var. Bu sayfaları arkadaşlar belki ileride soru sormak için kullanabilirsiniz veya sorulan soruların neler olduğunu, ne cevaplar verildiğini görmek için kullanabilirsiniz. Çünkü Excel'de çok karmaşık bazen formüller karşımıza çıkabiliyor. Bu karmaşıkları karmaşıklığı çözebilecek kişiler de ancak Excel'in uzmanı olan kişilerdir diyebiliriz. Şimdi kısaca böyle bir giriş yapmış olalım. Böyle Excel sayfamızı da açtık. Excel sayfasından göstereceğimiz şeylere devam edebiliriz. Şimdi böyle hafta 3 diye ben bir Excel sayfası oluşturdum bu. Excel'in aslında kendi eğitim dökümanı yani e, formüllerle ilgili, fonksiyonlarla ilgili hazırlamış olduğu bir şablon var. Ben o şablonu aldım, sekmelere e, takip ettim ve sekmelere gerektiği yerlerde kendimde eklemeler yaptım. Siz de eğer isterseniz bu dosyayı da sizinle paylaşırım gerçi ama eğer isterseniz Excel'in kendi formül e, eğitim şablonu dosyasında burada ki bilgileri bulabilirsiniz ve bizim eklediklerimizi de daha sonra biz size sizinle paylaşırız. Dolayısıyla videodan da takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle başlayacak olursak temel bilgilerden temelden başlayacak olursak bir defa toplama formülünü örnek olarak başlangıç olsun diye verebiliriz. Burada gördüğünüz gibi toplama formülü aslında sam İngilizce'de, Türkçe'de topla diye geçiyor. İngilizce biliyorsunuz artık Microsoft Excel'de e, formüller başka dillere de çevrildi. O yüzden İngilizce kullanmıyorsanız e, buradaki eğitim tamamen Türkçe formüller üzerinden gidecek. Eğer İngilizcesini isterseniz kısa bir aramayla İngilizcesini de bulabilirsiniz. İngilizcede e, SUM, Türkçe'de TOPLA olan bir fonksiyon. Bu fonksiyon çok eski bir fonksiyon ya. Belki Windows 95'ten beri kullanılan bir fonksiyon. Burada işte biz topla ile birlikte aslında Excel'deki formül yapısından da bahsetmek istiyoruz. İşte toplama, çıkarma, bölme bu hesap makinesi işlemleri. Bunları geçiyorum. Aşağıda şurada göstermek istediğim kısım var. Bakın Excel'de bir hücreye eşittir dedikten sonra fonksiyonun adını yazdığımızda bu fonksiyona parantez açtıktan sonra bizden bir takım girdiler girmemiz isteniyor. Bu girdiler arkadaşlar işte argümanlar denebilir, parametreler denebilir. Bunlar fonksiyondan fonksiyona değişir. Kimi fonksiyon bir tane alır, kimi fonksiyon iki tane, kimi fonksiyon on tane alır. Dolayısıyla burada argümanlar, argüman sayısı değişik olabilir. Değişik sayıda olabilir. E, i̇şte ve baktığımız zaman eşittir topla ve girdiğimiz gir, girdiler de burada, burada gördüğünüz gibi A1 ile A10 e, hücreleri arasındaki bütün değerleri topla demiş, bu şekilde gelmiş. Aynı şekilde toplayla bir e, toplanın içerisinde birden fazla yeri de alabiliriz, birden fazla hücre hücre aralığını da alabiliriz. Burada gördüğünüz gibi e, A1 ile A10 arasındaki bir toplam ve C1 ile C10 arasındaki toplam için. Bizim Türkçede arkadaşlar bu noktalı virgülle gösteriliyor. İngilizcede ise bu virgülle gösterilecek. Çünkü biz işte virgülü e, ondalık sayı ayırıcı olarak kullandığımız için bunlar karışmasın diye Excel'de Türkçe'de noktalı virgül ama İngilizce sayfalarda, forumlarda falan araştırırsanız buradaki noktalı virgül bize özgüdür diyebiliriz. Orada virgül kullanılır o virgülleri noktalı virgüle çevirmemiz gerekir. Dolayısıyla hani en basit anlamıyla bir fonksiyon örneği vermemiz gerekirse bunu verebiliriz. İşle, fonksiyon, formül bunları birlikte aynı anlamda kullanıyor kullanabiliriz. Burada işte devre giriş kısmında bakın. Şimdi topla ile ilgili az önce belirttiğimiz gibi diyelim ki yukarıdaki 3 4 tane değeri toplamak istiyoruz. Çok basit bir şekilde topla dedikten sonra tava bastıktan sonra şurayı seçerek buraları toplayabiliriz. Veya işte farklı yöntemler de var. Burada mesela Ctrl M kısa yolu ctrl-m kısa yolu aynı zamanda az önce yapmış olduğumuz gibi sadece ctrl-m'ye bastıktan sonra yukarısında kaç tane sayı görüyorsa bunları topla demek ctrl -M. böyle kısa yolları var daha sonra aynı şekilde burada da istersek şöyle bir bunları toplayabiliriz burada farklı bir şey yok belki şurada bir farklılık var bakın burada eee Burada değerleri saydıracağız. Yani burada farklı sayıda değerler saydırabiliriz. Bunun için farklı bir fonksiyon var. Ba değer say. Bakın şuraya geldiğimiz zaman aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu sayar. Bu işte bize arkadaşlar kaç tane değerden oluştuğunu bul bulmamız için kullanacağımız fonksiyon özelliğini sunar. Şu tamamını seçtiğim zaman bakın burada kaç tane değer varmış. beş tane değer varmış. beş tane sayı içeren değer var. Bu e, ya yani bu çok çeşitlenebilir. E, bağ ba değer say boş değer say gibi ya da şöyle e, gösterecek olursak eee ba değer dolu say. Yani aralıkta boş olmayan hücrelerin kaç tane olduğunu sayıyor. E, Sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu sayıyor. Bununla ilgili birazdan başka formüllerle ilgili de detaya gireceğiz. Ama şimdilik toplamayla ilgili bunları söylemiş olalım. Ama ba değer sayıda yine de göstermiş olalım. Ba değer say diyelim. Buradaki kaç tane sayıdan bahsediyoruz. Onunla ilgili formülümüzü yazmış olduk. İşlevler hakkında biraz daha bilgi vermemiz gerekirse bakın Excel'de eşittir yazdıktan sonra işlevi yazdıktan sonra şöyle bir parantez açtıktan sonra gösterelim topla. Parantezi açtıktan sonra bakın şu aşağıda arkadaşlar bununla ilgili ne yazabileceksek onları gösteriyor. Sayı 1, sayı 2. Bu sayılar aynı zamanda e, birden fazla olabilir. Bakın şurayı biraz daha dikkatinize sunayım. Şöyle yapayım. Evet eşittir topla dedikten sonra bakın şurada sayı 1 çıktı. Sayı 1 ama e, köşeli parantez içerisinde değil. Sayı 1 köşeli parantez içerisinde değilse buraya muhakkak bir şey girmemiz lazım. Eğer köşeli parantez varsa köşeli parantez bizim için bunun opsiyonel olduğunu söyleyecek. Yani sayı 2'yi girsek de olur, girmesek de olur. Mesela şöyle bir girdi verebiliriz. Sayı 2 oldu, bakın sayı 3 oldu. Dolayısıyla 10, 20, 30'u bu şekilde toplatabiliriz. Veya şunu yapabiliriz. Sayı yerine bir dizi alabiliriz, liste alabiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi sayı 2'yi vermedim. Şu anda sadece sayı 1'i verdim. Kapatıp topla diyebilirim. Bu bizim için önemli bir özellik, kullanışlı bir özellik diyebiliriz. Şimdi bunu aynı şekilde şöyle bir de özelliği var Excel'in. Bunu böyle seçtikten sonra bakın hangi değerleri toplayacaksak seçtikten sonra bakın şurada toplamla ilgili bilgi de verebiliriz diyor. Veya burayı tıkladığımızda kopyala özelliği geliyor. Veya işte kaç tane var, veya işte şurada ortalaması kaç gibi hızlı bilgileri de bu şekilde alabiliriz. Veya çok basit bir şekilde bu aşağısına da bunları yapıştırabiliriz. Daha sonra şurada işlevle ilgili az önce bilgileri vermiştik. Şimdi birazdan da tarih ve saatle ilgili işlevlere gireceğiz. Yani biz e, şurada gösterebileceğimiz gibi Excel'de ne tür formüllerden bahsediyoruz? 1. Finansal formüller, 2. Mantıksal formüller, 3. Metinle ilgili formüller, 4. Tarih ve saatle ilgili formüller, 5. Arama başvuru ile ilgili formüller, 6. Matematik trigonometri ile ilgili formüller. Demek ki bu altı kategorideki formüllerle ilgileniyoruz. Biz finansal bir şey yapacaksak, hemen bakacağımız formüller bunlar olacak. Bunların içerikleri veya ne yaptıkları ile ilgili de bilgi alabiliriz. Mantıksal çok fazla kullanacağız. Metin birazdan göstereceğiz. Tarihle ilgili burada gördüğünüz formülleri kullanabiliriz veya kendimiz de eğer e, ileri düzeyde kendimiz de kendimize formül veya fonksiyon yazabiliriz. Arama başvurma yani hangi hücredeki değeri alacağız, hangi hücreye gideceğiz gibi işlemler için kullanacağımız matematik ve trigonometri burada da matematiksel işlemler istatistiksel işlemler trigonometri ile ilgili işlemler burada listeleniyor diyebiliriz. Şimdi işlevlere böyle bir giriş yapmış olalım. Demek ki eşittirden sonra yazacağımız şey bir işlem veya işlev olarak gelecek. Bu işlevin parantezini açtıktan sonra içerisine ne yazmamız gerektiğiyle ilgili IntelliSense deniyor buna. IntelliSense bize yardım dökümanı açıyor. Zaten sayı mı istiyor, dizi mi istiyor veya ilk girdisi ne olacak, ikinci girdisi ne olacak gibi bilgileri burada söyleyebiliriz. Bakın burada örnekler var. Bunları topla ile ilgili söylemiş olalım. Şimdi tarih ve saat kısmına geçelim. Bir defa tarihle saatle ilgili arkadaşlar en önemli bilmemiz gereken şey Excel'de tarihlerin 1 Ocak 1900'den başlıyor olması. 1 Ocak 1900'den başlıyor. Yani biz bir sayısı verirsek bakın şöyle bir sayısı verirsek bunu tarihe çevir dersek demek ki bu 1 Ocak 1900 demek. 2 sayısı verirsek 2 Ocak 1900 demek. 3 sayısı verirsek 3 Ocak 1900 demek. Bunu nasıl çevireceğiz? Tabii ki bu şu anda bir sayı. Sayıyı tarihe çevirmek için bakın giriş sekmesinde Şurada istersek kısa tarih, istersek uzun tarih. Kısa tarih dediğimiz zaman bakın tarihe çevirdi. Bazen şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Excel'de bir şeyi kopyalarsınız, yapıştırdığınızda kendiliğinden sayıya çevirir. Sayıya çevirmesinin nedeni aslında Excel'de sayılar da bir tarih ifade edebilir. Demek ki bir sayısı 1 Ocak 1900 sayısı 1 Ocak 1900 tarihini nitelendiriyor. 2 sayısı da 2 Ocak 1900. Demek ki 10.000 sayısı diyelim ki 10.000 sayısı. 10.000 sayısı da aynı zamanda bir tarihi nitelendirebilir. Hangi tarih? 18 Mart 1927. Demek ki 1 Ocak 1900'den 10.000 gün gittiğimizde 10.000 gün gittiğimizde 18 Mayıs 1927'ye gelmiş oluyoruz diyebiliriz. Burada tarihlerle ilgili en vurgulu söylememiz gereken kısım burası. Şimdi tarihlerle ilgili işte toplama çıkartma bunlar Excel'de çok basit yapılabilecek işlemler. İstersek tarihlerle ilgili bir tarihle diğer tarihi arasındaki farkı bulabiliriz. Toplamasını bulabiliriz. İşte 3 gün ekleyebiliriz 5 gün ekleyebiliriz gibi işlemler çok basit bir şekilde yapılabilir. Bugünün doğum bugünün tarihi doğum tarihiniz ve arada kaç gün geçtiğine ilişkin bir işlem yapabilirsiniz. Burada D7 D6 bizim tarihlerle ilgili bir işlem yapmak istediğimizi anlıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Diyelim ki kaç gün lüksünüz veya doğum tarihinizle şu şimdiki gün arasında kaç gün fark var? Buraya doğum tarihini yazdık. Buraya geldik. Eşittir dedik. Bu zaten tarihleri bildiği için ee, doğum günümüzde veya bugünden doğum gününü çıkartırsak kaç günde olduğumuzu bulabiliriz. 11.889 günlükmüşüm demek ki. Şimdi bunu e, söyleyelim şunu biraz daha küçültelim. Tarihlerle ilgili e, şöyle de bir şey söyleyeceğiz. Bir tabii tarih şey olabilir e, uzun tarih kısa tarih bir de saatle ilgili olabilir. Buraya geldiğimiz zaman bakın buraya eşittir bugün demek aslında bugünün tarihini gün, ay, yıl, saat şeklinde yazabiliyor olmamız demek. Burada tabi tarihi seçtikten sonra şurada görünüm kısmından burada istediğimiz gibi bir ayar yapabiliriz. Bakın şu anda tarih kısmındayım. Hücre biçimlendir kısmındayım. Hücreleri biçimlendir kısmındayım. Hücreleri biçimlendir kısmından burada tarihi seçiyorum. Sayı olabilir, para birimi, finansal, saat. Tarihi seçiyorum ve tarihle ilgili bakın burada çeşitli görünümler var. İstediğimi seçebilirim. Burada diyelim ki böyle bir görüntü istiyorum. Bunları seçebilirim. Eğer bir işlem yapmak istiyorsak, tarihlerle ilgili işlem yapmak istiyorsak toplama, çıkarma, bölme, çarpma, bölme, çarpma olmaz zaten. Toplama, çıkartma yapabilirim. Daha sonra mesela saatlerle ilgilenelim. Saatlerle ilgili de şunu söylememiz lazım. Şimdi fonksiyonu var. Tabii bütün fonksiyonları gösteremiyoruz ama şimdi fonksiyonunu yazdığımda bakın burada şimdinin saati geliyor. Şu anın saati geliyor. Arzu edersek bu saatle birlikte tarihi de gösterebiliriz. Nereden göstereceğiz? Tabii ki giriş sekmesinden şurada istersek burayı tüm sayı biçimlerinden değiştirebiliriz. Mesela hem tarih gelsin hem saat gelsin isteyebiliriz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hem saat geldi hem tarih geldi. Demek ki bu hücre biçimi ile alakalı. Yani hücrenin değeri farklı bir şey, hücrenin biçimi farklı bir şey. Biz bunun içerisinde şimdiyi koyduk. Bakın şurada şimdiyi koyduk. Şimdi hem tarih olarak var hem de saat olarak var. İstersek sadece saati gösteririz, istersek tarihle birlikte saati gösterebiliriz. Şurada bir uygulama örneği var. Buradaki uygulamada diyelim ki işte kaç saat çalıştığını öğrenmek istiyorsunuz bir çalışanın kaç saat çalıştığını öğrenmek istiyorsunuz şurayı biraz daha düzgün hale getirelim nasıl getireceğiz Tabii ki bunu bir saat olarak değiştirirsek düzgün hale gelir ve aşağıdakilerle aynı olsun dersek şöyle görünümünü şu şekle getirebiliriz şimdi giriş saatimiz 8 yemek saatimiz 12 öğle yemeği başlangıcı 13 çıkış saatimiz 17 şu sonuyla şurası karışmış galiba. Şu şu yukarıda olacak, bu aşağıda olacak. Yani 12'de başlayacak, 13'te bitecek. Dolayısıyla kaç saat çalıştığımızı öğrenmek istiyorsak, bakın böyle bir formül yazabiliriz. Nasıl bir formül? Geldiğimiz zaman d35, d35 yani çıkış saatimiz eksi giriş saatimiz d32. Eksi bir de şurada bir saatlik fark var. O farkı da aldığımız zaman kaç saat çalışmışız? Demek ki 8 saat çalışmışız diyebiliriz. Veya bunu arkadaşlar bu saati e, sayıya da dönüştürebiliriz. Şöyle sayıya dönüştür diyelim. Sayıya dönüştür dediğimizde bakın böyle bir değer geliyor. Neden böyle bir değer geliyor? Çünkü bu şu anda 8.00 e, bir saati belirtiyor. Bunun güne çevrilmesi lazım saatin güne çevrilmesi lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Saati güne çevirmek için 24 ile çarpmamız lazım. Bunu 24 ile çarptıktan sonra bir bir kez daha sayıya dönüştür diyelim. Gördüğünüz gibi 8 değerini aldık. Demek ki 8 saatlik çalışmayı bu şekilde gösterebiliriz. Yine sayıyı da şöyle biçimini değiştirebiliriz. Ondalık basamak sayısını değiştirebiliriz. Ondalık basamak sayısı yazma dersek. Demek ki toplam kaç saat çalışıyormuşuz? 8 saat çalışıyormuşuz diyebiliriz. Demek ki burada ki işlemlerin sonucunu arzu ettiğimiz gibi, biçimsel olarak arzu ettiğimiz gibi getir diyebiliriz. Tarihlerle ilgili arkadaşlar bunları söylemiş olalım. Burada detaylı bir şekilde söylemiş ama tarihlerle ilgili yapabileceklerimiz tamamen artık nasıl bir ihtiyacınız varsa ona bağlı olarak değişebilir. Bakın şurada tarih tarih saatle ilgili formüller var. İstersek bir tarihin gününü, bir tarihin dakikasını, ayını ayrı olarak alabiliriz. Nasıl mesela? Mesela şuradaki tarih benim mesela doğum günüm ne zamanmış? Bakın doğum günümün tarihi burada. Ben atıyorum şöyle bir şey isteyebilirim. Hangi gün ya da gününü isteyebilirim sadece. Gün deyip şuraya geldiğim zaman bu sadece gününü getirir. Ay dersem sadece ayını getirir. Gibi kullanabilirim veya yıl dersem sadece yılını getirir. Burada çeşitli kullanımlar söz konusu olabilir. Yani buradaki formüller aslında nasıl bizim aklımıza geliyorsa öyle çalışabilecek derecede aslında uzman formüller, güzel formüller. O yüzden çok da eee yani çok da bizi yormaz, arama ile bizi uğraştırmaz. Sadece bir bakışta görebiliriz. Ne, iste, ne istiyorsak onu alabiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir de metin ve sayılarla ilgileneceğiz. Yani burada farklı sütunlardaki değerleri birleştirmek için ne yapabiliriz? Bununla ilgili konuşacağız. Diyelim ki böyle ad soyad diye bir sizin tablonuz var. Şöyle biraz daha büyütelim. Ad soyad ve siz bu ad at, soyadı şöyle yazmak istiyorsunuz. Soyad virgül isim şeklinde yazmak istiyorsunuz veya şöyle isim, boşluk, soyad şeklinde yazmak istiyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur çok basit bir şekilde. Bakın şurada formülümüz var. Şu ile işaretiyle bunu yapabiliriz. İle işareti arkadaşlar bizim için bu hücre ile neyi birleştiriyor bakın. Çift tırnak virgül boşluğu birleştiriyor. Yani D3'ü alıyor işte Merve'yi alıyor sonra virgül koyuyor, sonra boşluk koyuyor. Daha sonra yine ile ile C3'ü birleştiriyor. Demek ki bu ile arkadaşlar ne, yap, ne yapıyormuş? Her bir hücreden sonra ne gelecekse, her bir değerden sonra ne gelecekse koymamız gereken bir işaret, ile işareti. Yine aynı şekilde bakın şurada da C3'ü al, C3 geldi, ile işareti var. Sadece boşluk bırak. Bakın şurada çift tırnağın içerisinde boşluk var. Daha sonra tekrar ile gelmiş ve D3 gelmiş. Demek ki boşluklu bir şekilde böyle yazabiliriz veya arasına nokta koymak istersek ne koymak istersek burada değiştirebiliriz veya burada farklı söyleyebileceğimiz bir formül daha var o da birleştir formülü aynı işe yarıyor yani metinleri bu sefer e, formülün içerisine atarsak bu işlemi yapmış oluruz mesela Merve ile işte boşluk bırakalım boşluğu birleştirsin pardon birleştir Buradaki değeri alacak. Noktalı virgül koyuyoruz. Boşluk. Daha sonra soy isim gelecek. Enter'a bastığımızda birleştir de aynı işlemi yapabilir. Veya şu ile işaretiyle de bunu yapabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de farklı. iki alternatif kullanım. Yani burada göstermek istediğimiz şey Arkadaşlar istediğimiz sütunları bir araya getirebiliriz İstedi İstediğimiz sütunlardaki hücrelerdeki değerleri bir araya getirebiliriz bunu nasıl yaparız birleştir fonksiyonuyla veya ile fonksiyon ile işaretiyle bunu yapabiliriz. Daha sonra bizim başka göstermek istediğimiz şeylerden birisi de metin ve sayıları bir arada kullanma yani hem sayı hem de metin birleştirmek istersek burada kullanacağımız bir fonksiyon var o fonksiyonun adı da metne çevir fonksiyonu metne çevir fonksiyonu diyelim ki sayıyı veya işte tarihi metne çevirmek istiyoruz. Yani şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Bugünün tarihi burada yazıyor. Daha sonra biz bir ifade yazmak istedik. Bugünün tarihi iki nokta üst üste şuradaki değeri alsın istiyoruz. Bakalım nasıl bir şey getirecek. Bugünün tarihi şöyle yazalım. Bugünün tarihi dedim. Daha sonra ne yapmam lazım? ile bugünün tarihinden sonra şöyle İki nokta koyayım. İle dedim. Ve bugünün tarihini aldım. Bakalım nasıl bir şey getirecek. Gördüğünüz gibi bakın sayı getirdi. Yani 44.499. Biz aslında bunu biliyoruz. Ne demek bu? 1990 yılının Ocak ayının birinci gününden 44.499 gün ilerdeymişiz. Bugünün tarihi. Ama biz böyle görmek istemiyoruz. Biz bunu şurayı yani... E, Gün ay yıl şeklinde görmek istiyoruz. Bunun için kullanacağımız formül arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi metne çevir fonksiyonu. Metne çevir fonksiyonu. Metne çevir fonksiyonunu yazdım. Daha sonra içerisine ne yazacağım? İçerisine hücreyi yazacağım. Tamam dediğim zaman. Niye yapmadı? Ha e, Değeri yazdım. Bi, biçim metnini yazmadım. Bakın az önce de söylediğim gibi. Eğer köşeli parantez içerisinde değilse. Köşeli parantez içerisinde değilse şarttır. Yani biçim metnini de yazmamız gerekiyor. Diyelim ki bunu mesela şöyle yapalım. Metne çevir, metne çevir dedim. Değer buradan gelecek. Noktalı virgül koydum. Bunun nasıl gelmesini istiyorsam gün ay yıl ya da gün gün nokta ay ay nokta yıl 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 yıl, yıl diye getirebilirim. Bunu Excel tanıyor. Tamam dediğim zaman bugünün tarihi 30 10 2021'miş diye şey getirebiliriz. Demek ki metne çevir fonksiyonu bu işe yarıyor. Burada yine aynı şekilde bir örnek vermiş. Aynı şekilde e, gibi söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar eğer hem işte e, tarih hem metin bir arada kullanmak istiyorsak metne çevir fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi şu metinlerle biraz daha fazla ilgilenmek istiyorum. Yani metin fonksiyonları burada formüller sekmesinin içerisinde metin fonksiyonlarını görebilirsiniz. Bakın belki 30 tane, belki 25-30 tane fonksiyon var. Bu fonksiyonların tamamı metinlerle alakalı. Yani bizim string dediğimiz veya işte text dediğimiz değerlerle alakalı. Yani sayısal bir işlem yapamıyoruz biz burada. Yani sadece işte bunları bir araya getirebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz, farklılaştırabiliyoruz falan. Şimdi bunlarla ilgilenelim. Şimdi tam ad at, soyadla ilgili az önce de söylemiştik. Bu sefer birleştirle yazalım mesela. Birinci sat e, birinci değerimi aldım. Noktalı virgül koydum. Daha sonra boşluk bırakıyorum. Boşluktan sonra pardon birleştir buraya aldım. Noktalı virgülü koydum. Daha sonra da burayla birleştirdim diyelim. Gördüğünüz gibi sadece araya nokta koydum. Başka bir şey yapmadım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz daha ileri seviyeye getireceğiz. Yani tam adı yazdık. Tam adı yazdıktan sonra ilk harfleri yazacağız. Diyelim ki şöyle bir şey istiyoruz. Merve Demir. Merve Demir ama sadece M. D yazsın. Hani bazen böyle şeyler oluyor. M. D yazsın. Bunu yazabilmemiz için ne yapmamız lazım? Tabii ki farklı bir metin fonksiyonu kullanmamız lazım. Bunun için şunu kullanabiliriz. Soldan Bakın soldan fonksiyon arkadaşlar. E, değerin solundan kaç tane almamız gerektiğini söylediğimiz bir fonksiyon. Geldim. Hangi metni alacağım? Tabii ki birinci metni alacağım. Noktalı virgül koydum. Kaç tane alacağımı soruyor. Kaç tane alacağım? Bir tane alacağım. Çünkü sadece ilk değeri alacağım. Merve'nin m'sini alacağım. Bunu aldım. Daha sonra şöyle kapatayım parantez. Noktalı virgül. Yine ile ile kullanalım mesela. E, Şöyle yapalım, İle diyelim, İle. boşluk mu bırakalım? Yok, nokta koyalım bu sefer, nokta. Yani M nokta yazmaya çalışıyorum. Tekrar ile. Tekrar ne yapacağım? Tekrar so soyadındaki ilk harfi alacağım. Yine soldan diyebilirim, soldan şuradaki ilk harfi alabilirim. Dolayısıyla ne yapmış oldum? M nokta D yazdırmış oldu. M nokta D yine aynı şekilde diğerlerini de yazdırabilirim. Veya şundan sonra da nokta koydurabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrar ileyi koydum. Tekrar ileyi koydum. Tekrar noktayı koydum. Çift tırnağı kapattım. Gördüğünüz gibi M nokta D nokta şeklinde yazabiliriz. Veya şöyle bir şey isteyebilir. Bakın ilk ismini küçük harfle yaz yani ilk harfi büyük olsun diğerleri küçük olsun. Soyadı büyük harfle yaz diyebilir. Bunu yapmak için de yine farklı bir metin fonksiyonundan yararlanmamız gerekiyor. Yine geldik yine ile işaretiyle kullanalım. Bir defa isim aynen gelecek mi? Evet, isim aynen gelecek. Daha sonra ileyi koydum. İleden sonra boşluk bırakacak mı? Evet, boşluk bırakacak. Pardon. Şimdi gel geldik yeni formülümüze. Bakın bu Demir'in bütün harflerini büyük yazmasını istiyoruz. Bunun için de kullanacağımız form fonksiyon büyük harf fonksiyonu. Bakın şurada gördüğünüz bir metni büyük harfe çevirir. Büyük harf fonksiyonunu aldım. Ne koyacağım içerisine? Demiri koyacağım. Bunu da kapattıktan sonra Merve Demir şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Yani sadece soy isimlerdeki harflerin tamamı büyük olsun istersek bunu kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar şifreli yani diyelim ki e, banka e, bilgileri saklamak istiyor yani sadece baş harfleri olsun sonraki harfler diyelim ki e, farklı olsun. Bunun için kullanacağımız yine bir metin fonksiyonu var ya da farklı olsun kastımız şifreli olsun yani oraya diyelim ki e, yıldız koysun alt çizgi koysun yani farklı bir şey koysun orada. E, karakterin ne olduğunu biz bilmeyelim veya, veya okuyan kişi bilmesin. Bunun için kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar değiştir fonksiyonu. Eşittir değiştir. Bir metin dizesinin bir kısmını veya bir metin dizesinin tamamını bir metin dizesiyle değiştirir. Evet böyle bir şey kullanacağız. Eski metin. Eski metin burada işte e, B3 olacak. B3'ten arkadaşlar ne yapacak? Bakın başlangıç sayısı. Bu ne demek başlangıç sayısı? Birinci değer M. ikinci değer E. Demek ki 2'den başlayacak. Ben sadece diyelim ki M yıldız 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 yazdırmak istiyorum. M yıldız 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 yazdırmak istiyorum. O yüzden 2'den itibaren başlayacak. Bakın tekrar noktalı virgül koydum. Kaç tane gideceğim? M'den sonra kaç tane gidecek? 1, 2, 3, 4, 5 tane gidecek. Veya işte burada aşağı doğru çekeceğimiz için şimdilik bir 10 yazalım buraya. 10 tane gitsin. Yani M'den sonra ikinci değerimiz E, üçüncü değerimiz R, dördüncü değer V, beşinci değer E. Bu beş tane olduğu için burada beş tane yazmamız yeterli. Ama gördüğünüz gibi farklı karakterde e, isimler var. Karakter sayısında isimler var. Dolayısıyla bu isimler uzadıkça burası da değişebilir. Şimdilik bir 10 yazalım ama birazdan bunun tam sayısını da söyleyeceğiz. Yeni metnimiz ne olacak? Yeni metnimizde diyelim ki yıldız 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 yazsın. Yani kapatmak istiyoruz biz orayı. Kapat dediğimizde şunu bir ilk önce çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi ilk harfi aldı sonra kaç tane harf olduğuna e, baktı. Kaç tane harf olduğunu e, ondan fazla mı değil mi ona baktı. Eğer ondan fazla değilse tamamını yani Merve'nin Erve kısmının tamamına ne yazdı? 3 tane yıldız yazdı. Böyle bir şey istiyoruz mesela. Daha sonra diyelim ki aynı şekilde biz bunun soy ismini de görmek istiyoruz. Soy ismini de görmek istiyoruz ama bu sefer yine bir boşluk bırakmam lazım çift tırnağı açtım. Boşluk bıraktım. Tekrar ileyi yazdım. Şimdi ne yazacağım? Şimdi burası için aynısını yapacağım. Yani değiştir yapacağım. Değiştir. Ve buradaki değeri değiştireceğim. Kaçtan itibaren başlayacağım? 2'den itibaren başlayacağım. Kaç tane gideyim? Yine 10 tane gideyim. Yeni metnimiz yine burada da aynı şekilde 3 tane yıldız olsun diyelim ki. Yani soy isimle ismin Sadece ilk harfini göster dedim. Böyle bir şey yapmak isteyebilir miyiz? Evet yapmak isteyebiliriz. Sonuçta e, bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Bazen isim soy isim belirtmek istemiyorlar. Yani bir, tamamını vermek istemiyorlar. Böyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biz şu anda kaç karakter olduğunu bilmiyoruz. Hepsine 3 tane e, yıldız koydu. Biz bunu biraz daha güzel hale getirebiliriz. Yani buradaki isimlerin e, en fazla kaç tane karakter olacağını bilmediğimiz için bunun için de bir fonksiyondan yararlanabiliriz. Burada da e, uzunluk sayısını bulmamız lazım. Yani şuradaki e, maksimum uzun, uzunluk sayısını bulmamız lazım. Şuradaki maksimum uzunluk sayısını bulmamız lazım. Bu bizim işimizi görür. Şimdi geldim buraya. Diyelim ki eşittir maksimumunu bulabilmek için kullanacağımız fonksiyon max fonksiyonu ve uzunluğunu bulacağız. Yani şuradaki listenin uzunluğunu uzunlukları arasındaki maksimumunu bulacağız. Bunun için de uzunluk yazıyorum. Daha sonra bakın şuradaki listeyi seçiyorum. Maksimum uzunluklar listesi. Bunu getir dediğimde demek ki en e, uzun olan değer kaç karaktermiş? 6 karaktermiş. Demek ki ben bu 6'yı artık kullanabilirim. Şimdi geldim tekrar. Şurayı değiştireyim arkadaşlar. Şimdi bunu anladıysak veya şöyle bir tane yeni sütun açayım şuraya. Şifreli ad soyad ipi diyeyim veya 3 diyeyim 3. Burada zaten varmış. Şunu sileyim tekrar. Şifreli ad soyad 2'nin içerisine yazalım. Şimdi buraya yeni fonksiyonumuzu yazalım. Kaç tane olduğunu biliyorum artık. 10 tane yazmama gerek yok. Zaten burada maksimum 6 tane var. Yine aynı şekilde değiştir. Değiştir. B3 noktalı virgül. Bu sefer ne yapacağım? Eee istersem 2'den yine başlay. 2'den başlatmam gerekiyor. İstersem buradaki uzunluğu alabilirim. İstersem az önce söylediğim gibi maksimumunu al alabilirim. Ama buradaki biz uzunluğu alalım diyelim ki. Uzunluk B3. Uzunluk B3 kadar gitsin. 2'den başlasın. Uzunluk B3 kadar gitsin. Bulabildiği bütün karakterler yerine ne yazsın? olabildiği bütün karakterler yerine 3 tane veya 2 tane yıldız yazsın diyebiliriz. Peki bu yıldız sayısını da bulabilir miyiz? Yani yıldız sayısı derken kaç tane yıldız sayısı, e, kaç tane yıldız koyacağına da karar vermek isteyebilir miyiz? Evet isteyebiliriz. Yani diyelim ki karakter sayısını da belirtmek istiyoruz. Kaç tane karakter olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bunun için de yıldız sayısıyla ilgilenelim. Yıldız sayısını kaç tane yazdırmak istiyorsak yazdırabiliriz. Bunun için kullanacağımız fonksiyon yinele fonksiyonu. Yinele fonksiyonu bakın ne istiyor? Metin istiyor. Kaç kere yazdırmak istediğimizi istiyor. Metnimiz ne arkadaşlar? Metnimiz diyelim ki yıldız metni olsun. Çift tırnak yıldız metni. Kaç tane yazacak yıldız metninden? Uzunluk eksi bir tane yazacak. Yani burada bu beş karakterse dört tane yıldız yazmasını istiyorum. O yüzden yazıyorum. Uzunluk metni yazdım. Daha sonra geldim buraya eksi bir tane yinele yapmamız lazım. Şu yinelenin parantezinde parantezini de şöyle kapatalım. Şu anda yinelenin parantezini kapattık. Bir de değiştirin parantezi var. Onu da kapatalım. Değiştirin parantezini de kapattık. Bakın şu anda e, kullanıcıya, okuyucuya şu bilgiyi verdik. Birinci karakter M. Daha sonra 1, 2, 3, dört tane karakter var. Bu karakterleri sana göstermek istemiyorum diyoruz. Daha sonra diyelim ki aynı şeyi soyat içinde yapalım. Bunun için de yine geldim. ile yaptım. Boşluk bıraktım. Tekrar ile yaptım. Ve e, bu sefer soyat için ne yapacağım? Değiştir fonksiyonunu tekrar kullanacağım. Aynen yazalım. Değiştir. Burası, burası. eski metin. Kaçtan başlayacak? 2'den başlayacak. Kaç tane gelecek? Yine burayı uzunlukla ölçelim. Uzunluk bir karakter, bir e, kelimenin kaç karakterden oluştuğunu bize söyler. Kaç tane oluşuyorsa o kadar gelebilir. Daha sonra yeni metnimiz yine burada ne yapacağız? Yinele fonksiyonunu kullanacağız ve içerisine yıldız koyacağız. Yıldızdan sonra kaç tane yazmam gerekiyor? İşte buradaki e, karakter sayısı eksi bir tane yazmam gerekiyor. Çünkü birinciyi zaten soldan almıştım. Yine aynı şekilde uzunluk karakter sayısı Parantezi kapattım. Eksi bir tane almam gerekiyor. Bir parantez kapattım. Bir parantezde değiştirin kafa parantezini kapattım. Dediğim zaman şimdi şuraya bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi hem isimde hem soy isimde kaç karakter olduğunu biliyorum artık. İsimde soy isimde kaç karakter olduğunu biliyorum artık. Dolayısıyla bunu da yapabiliriz. Veya şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani ilk harf, son harf gözükecek şekilde de yapabiliriz bunları. Yani ilk harf ve son harf gözükecek şekilde de yapabiliriz. Ne demek istiyorum? Mesela şuradaki Merve ismini düşünün. Yani şöyle yazsın. M şöyle yazsın. M yıldız 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 E yazsın. Böyle de yazdırabiliriz. Daha sonra D yıldız 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 R Demir. Evet. Böyle de yazdırabiliriz. Yani en azından Okuyucuya şunu deriz. E ile bitiyor. M ile başlıyor. D ile başlıyor. R ile bitiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun için de kullanalım arkadaşlar. Bunun için de sağdan soldan bunları kullanacağız. Şimdi geldik. Ee, bu Karakter sayısı kadar şifreli isim. Bunu yazdık zaten. Bunu geç. İlk ve son harfleri göster. İlk ve son harfleri göster. İsmin ilk harfini ve son harfini göstermek istiyoruz. Geldik buraya yine eşittir dedim. Az önce kullandığımız soldan formülünü hatırlayın. Soldan formülü gibi bir de sağdan formülü var. Bunu kullanacağız. Soldan dedim. Hangi metni alacağız? Tabii ki yine diyelim ki ilk önce şurada gidelim. İlk önce at için alalım. Biraz daha şöyle küçültelim bunu bir saniye. Evet. Yine ilk ve son harfi göstermek için soldan metni aldım soldan kaç karakter alacağım bir karakter alacağım daha sonra yıldız 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 koyacağım yer e, noktalı virgül değil de şöyle yapayım e, ile yazdım daha sonra yıldız 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 yazacağım bunu neyle yazacağım Az önce gördük yinele fonksiyonu ile yazacağım yinele fonksiyonunun içerisine yıldız yazdıracağım kaç tane yıldız yazdıracağım Tabii ki bu içerisinde kaç tane varsa yani uzunluk eksi iki tane yazdırmam lazım. Uzunluk kaç, nerenin uzunluğu? Buranın uzunluğu. Eksi iki tane yazdırmam gerekiyor. Bunu da yazdık. Yineleyi de yazdık. Tekrar ile koydum ve ne yazmam lazım? E, son harfi yazmam lazım. Son harf için arkadaşlar soldan kullanabileceğimiz gibi sağdan fonksiyonunu da kullanabiliriz. Sağdan yani son Soldan değil de bu sefer sağdan başla Son harfini alacağım. Tekrar buraya geldim. Noktalı virgül koydum. Kaç tane soldan harf almak istiyorsam onu yazıyorum. Bir tane alacağım. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi içerisine koyduğu e, yıldız yıldız yıldızlar. Tekrar şu fonksiyonu gösterelim. İlk önce neyi aldı? Merve'nin M'sini aldı. Daha sonra Merve e, ile E arasında yani son karakter arasında ne kadar karakter varsa. O kadar karakter yıldız koydurduk. Yıldızdan sonra da e, en son harfini sağdan harfini de alacak şekilde bunu söylemiş olduk. Daha sonra diğerlerine geçmiş oluruz. Şimdi şunu bitirelim en azından. Ne yapmak istiyoruz? Bir de aynı şeyi aslında aynı şeyi bu sefer soy isim için yapacağız. Tekrar ile yazdım şuraya. Biraz küçülteyim şunu ilk önce. Tekrar ile yazdım. İle bu sefer aynı şeyi soy isim için yapacağım. Şurayı kopyalayabilir miyim? Evet burayı kopyalayabilirim. Çok benzeyecek çünkü. Şuraya ileden sonra yapıştıracağım. Bakın yapıştır dedim. Sadece ne yapacağım? B3'leri C3 diye de değiştireceğim. Şuraları C3 ile değiştireceğim. Şuraları C3 ile değiştireceğim. Aynı şeyin gelmesi gerekiyor. Ee, boşluk koymadık sadece. Şu ikisi arasına boşluk koyalım bir tane de arkadaşlar şöyle bir boşluk koyalım. Şöyle yaptığımız zaman. Evet. Bunu da artık ne yapmış olduk? İlk harf, son harf, boşluk, ilk harf, son harf arasında da kaç tane karakter varsa o kadar yıldız koydurmuş olduk. İsterseniz başka karakter de koydurabilirsiniz. Demek ki şimdi özetleyecek olursak arkadaşlar ilk dersimizi ya da ilk dersimizin son kısmını Metinlerle ilgili soldan fonksiyonu, sağdan fonksiyonu, işte ortadan fonksiyonu, parça al fonksiyonu, birazdan parça alı da gösterebiliriz. Parça al fonksiyonu veya işte değiştir fonksiyonu çok önemli biz kullandık bunu. Değiştir fonksiyonu veya burada işte metinlerle ilgili başka da bulabilirsiniz ama bizim kullandıklarımızı yazacak olursak uzunluk fonksiyonunu kullandık. Bir de mak fonksiyonunu kullanmış olduk. Evet metinlerle alakalı dediğimiz gibi 2, 4, 6 tane fonksiyon gösterdik. Daha fazla da var. Bunlardan mesela bir şöyle göstermiş olalım. Diyelim ki mesela işte Türkçe'de biliyorsunuz büyük i karakteri var. İngilizce'de yok. Büyük i karakterlerinin yerine küçük i karakterlerini yazan fonksiyonumuz var. Bu da yerine koy fonksiyonu. Yerine koy metin dizesindeki eski bir metni yenisiyle değiştirir. Diyelim ki bütün i'leri, büyük i'leri küçük i'ye çevirmek istiyoruz. Yani şurada diyelim ki Merve Demir'i Merve Demir yapmak istiyoruz. Bunun için kullanabileceğimiz bir şey. Basitçe söyleyelim. G3'teki arkadaşlar G3'teki büyük i'leri G3'teki büyük i'leri küçük ya da büyük i'ye çevir diyebiliriz. Büyük i'leri küçük çevir diyebiliriz. Böyle bir fonksiyonumuz da var. Sadece var olduğunu söylemek için yazık Veya ıları i'leri çevirdiğimiz gibi ö'leri o'ya çevirebiliriz falan. Dolayısıyla şuraya yazalım onu da. Yerine koy fonksiyonunu da göstermiş olduk. Veya burada işte şu sağdan soldanla birlikte şöyle yazalım. siz belki bunu incelersiniz. Parça al fonksiyonu. Ha, ya yazmışız zaten parça al fonksiyonunu. Parçal fonksiyonu değiştir uzunluk maksimum yerine koy. Bir de kırp fonksiyonunu söyleyelim. Bu da çok e, kullanışlı bir fonksiyon. Şöyle ki diyelim ki isim soy ismi yazarken bazı yerlerde boşluk koydu. Yani şöyle başlangıcına bir boşluk koydu. Şöyle yani. Bir tane koyabilir daha fazla koyabilir. iki tane üç tane. Şöyle boşlukları kırpmak için kullanacağımız bir fonksiyon kırp fonksiyonu. Bakın bunun başında da sonunda da boşluk var. Biz bu boşluklardan kurtulmak istiyoruz diyelim. Şurada iki tane boşluk var. Burada üç tane boşluk var. Boşluklardan kurtulmak için kırp fonksiyonunu kullanabiliriz. Eşittir kırp fonksiyonu içerisine bunu aldıktan sonra bakın gördüğünüz gibi içerisinde artık tabi bunu gösterebilmek için şöyle bunu kopyalayıp burada sadece değeri koyur, koru şeklinde yapıştırmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi e, solundaki ve sağındaki bütün e, buradaki boşlukları kırptı adı üzerinde kırp fonksiyonu. Dolayısıyla bunu da söylemiş olalım. Yani metin fonksiyonları arasında böyle 6 tane 7 tanesini söyledik ama çok daha fazla var biliyorsunuz burada. Bunlar da benzer şekilde çalışıyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlarla ilgili şöyle üzerine geldiğinizde zaten ne olduğuyla ilgili bakın burada yazıyor. O yüzden çok da e, diğerleriyle ilgili bakmayacağım. Şurada yazım düzeni var mesela. Yazım düzeni metin dizesindeki her sözcüğün ilk harfini büyük harfe çeviriyor. Yani Diyelim ki şuradaki büyük harfleri tekrar küçük harfe çevirmek istiyorsunuz. Yazım düzenini kullanabilirsiniz. Veya işte sayıya çevir, sayı düzenle gibi metin fonksiyonları var. Metin fonksiyonlarıyla ilgili böyle 5-6 tanesini söylemiş olalım. Şimdi gelelim eğer ifadelerine veya mantıksal sınamayla ilgili yapılacak şeylere. Burada belki de Excel'de en fazla kullanılan formüllerden birisi eğer formülüdür diyebiliriz. Yani bu formül yani mantıksal bir sınama yapıyor. Mantıksal e, sınama formülleri aslında Excel'de ileri düzey olarak söylenebilir. Şurada formüllerin içerisinde mantıksal. Bu formüller aslında ileri düzey olarak söylenebilir ama biz en başından başlayacağız. En kolayından eğer başlayacağız. Eğer formülünün yapısında mantıksal bir sınama yapacağız. Sonra doğruysa bir şey yapacak, yanlışsa bir şey yapacak. Şu doğruysa böyle yap, bu doğruysa böyle yap gibi bir uygulama yapmaya çalışacağız. Şimdi burada diyelim ki e, hemen yapacak olursak, yani ne demiş mesela eğer elma ise doğru yazsın, değilse yanlış yazsın. Böyle, böyle basit bir şeyle başlayalım. Eğer buradaki değer buradaki değer mantıksal sıralamamızı yapacağız. Buradaki değer eşittir. Eğer buradaki değer eşittir çift tırnak elma ise çift tırnak kapat. Ne yazacak? Bakın şu an doğruysanın içerisindeyim. Eğer doğruysa ne yazsın? Doğru yazsın. Doğru yazsın yanlışsa diye noktalı virgül koyduktan sonra yazacağım şey yanlışsa kısmı buraya da yanlış yazsın mesela. Diyeceğim ve parantezi kapatacağım. Bu kadar basit bir şekilde doğruysa doğru yazacak yanlışsa yanlış yazacak. Bir şey doğruysa ilk, ilk ne girdiysek şuraya ne girdiysek onu getiriyor. Yanlışsa ikinci girdiğimiz yer ne, neyse onu getiriyor. Bunu böyle yapabileceğimiz gibi yani bir şey bir şeye eşittir diye yapabileceğimiz gibi e, bir şey bir şeyden küçükse, büyükse yani aklınıza ne geliyorsa, büyük eşitse, küçük eşitse bunlarla ilgili de kullanım yapabiliriz. Mesela şuradaki değer yüzden az mı değil mi? Bunu kontrol etmek için şöyle bir fonksiyon yazmamız lazım. Fonksiyonu burada yazmışlar zaten biraz büyütelim. Fonksiyon eğer C12 yani 50 değeri küçük 100 ise küçük 100 se ne yapacak? İlk önce şuraya gelecek. 100'den az. Eğer küçük 100 yüz değilse 100 ile eşit veya daha büyük bir şeydir diye yazacak. Yani buraya diyelim ki 101 diyelim. Gördüğünüz gibi 100 ile eşit veya daha büyük bir şeydir diye gelecek. Yani eğer fonksiyonu yani e, giriş anlamında güzel bir bize e, imkan sunuyor. En azından mantıksal sınama nedir onu anlamış oluyoruz. Burada şimdi biz uygulama üzerinde bu mantıksal sınamayı göstereceğiz. Burada eğerle ile ilgili e, dediğim gibi ilk kısma doğru kısım gelecek sonraki kısma ya da sonraki e, noktalı virgülden sonraki kısma yanlış kısmı gelecek veya bunun içerisine farklı yani fonksiyon içerisine başka fonksiyonlar da ekleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi farklı fonksiyonlar da eklenebilir yani doğru olduğunda mesela topla yanlış olduğunda sıfır yaz gibi şeyler yazabiliriz. Böyle şeyler yapabiliriz. Biz şimdi bir uygulama üzerinde bunu göstermeye çalışalım. Burada öğrencilerin aldığı notları görüyorsunuz. Öğrencinin ismi, soy ismi, vizeden aldığı not, kısa sınavdan aldığı not, kısa sınav 2'den aldığı not, ödev puanı. Daha sonra biz tabii nasıl hesaplıyoruz bunu? Önce yıl içi ortalamasını buluyoruz. Yani bu 1, 2, 3, 4 tane aktiviteden aldığı değerlerin ortalamasını, yıl içi ortalamasını buluyoruz. Daha sonra bu yıl içi ortalamasıyla final sınavının değerlerini alarak, burada da bir ortalama alarak yıl sonu ortalamasını buluyoruz. Yıl sonu ortalamasını bulduktan sonra harf notu hesaplaması. Burada diyelim ki çan eğrisi yok. Harf harf notu neyse işte burada 90 ile 100 arasındaysa A, a gelecek. 85 ile 89 arasındaysa B gelecek. Bunu buraya yazdırmaya çalışacağız. Daha sonra da bu öğrenci dersten geçti mi kaldı mı? dersten geçtiyse A, A, B, A, B, B bu, bunları alması lazım. D, D kadar. Dersten kaldıysa F, D, F, F aldığı zaman dersten kaldı durumunu da buraya yazdıracağız. Şimdi bununla ilgili hesaplamalarımızı yapalım. Bir defa bu 10 öğrenci için aldığı puanların yıl içi ortalamasını bulmamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Bakın 76 puan, 41, 71, 53 puan var. Bu 76 puanın Yüzdeliği yani şuradaki yıl içindeki yüzdeliği yüzde %50 imiş. Vize puanı yüzde imiş. Kısa sınav 1 puanı %15 imiş. Kısa sınav 2 puanı yüzde %15. Ödev puanı yüzde Demek ki biz ne yapacağız? Buradaki değerleri bunlarla çarpacağız ve toplayacağız. 76 çarpı 05 artı. 41 çarpı 015 artı. 71 çarpı 015 artı. 53 çarpı 0.20 dememiz lazım normalde. Çok e, yani bunun geniş olduğunu düşünün. Bu sefer çok daha artacak burası. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Burada farklı bir yaklaşım uygulamamız gerekiyor. Bunun için topla çarpım formülünü göstereceğim. Topla çarpım. Bu adı üzerinde önce top daha doğrusu önce çarpıyor sonra topluyor ama topla çarpım diye çevirmişler. 76 çarpı 0.5 artı 41 çarpı 0.15 yani diyor ki verilen aralıklar yani burada bizim 76, 41, 71 ve 53 ile 05, 015, 015, 020'nin aslında birbirleriyle çarpılıp toplanmış halini istiyoruz. Veya vektörel çarpım diyebiliriz. Topla nokta çarpım fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Burada iki tane dizimiz var. Birinci dizimiz noktalı virgül. ikinci dizimiz bu değerlerle bu değerleri çarpıp toplayacak. Bunu istiyoruz zaten. Bakın şurada şimdi bunu şimdiden göstereyim. Sonra çok sıklıkla kullanacağız. C3 F13. Ben bunu sağa çektiğimde, aşağı çektiğimde değişmeyecek. Yani ben aşağıya bunu bu formülü aşağı doğru çektiğimde C3 F13 arası değişmeyecek. Aşağı doğru inmesini istemiyorum. Bu yüzden sabitleme için arkadaşlar buraya F4 koyuyorum. Bakın şu dolar işaretleri geldi. Dolar işaretleri bu C3 c 13 f 13 arasının değişmeyeceğini, yani aşağı doğru çektiğimde dahi değişmeyeceğini belirten bir e, özellik ve bu çok kullanılan bir özellik. Bu dolar işaretleri, eğer iki tarafına da dolar koyarsak hem aşağıya hem e, sağa doğru veya sola doğru çektiğimizde demek veya ortasına soluna koyduğumuz zaman farklı şeyler demektir. Ama bizim şimdilik işimizi her iki tarafına da koymak yarayacak. O yüzden bu şekilde bir kullanım yapabiliriz. Topla çarpım vizeden ödeve kadar bütün değerleri alacak. Buradaki oranlarla çarpacak ve bir oran hesaplayacak. Veya işte yıl içi ortalamasını hesaplayacak. Demek ki birinci kişinin... Yıl ortalaması 65,4'müş. İkinci kişinin yıl ortalaması bu şekilde söylenebilir. Daha sonra final notları almış bu kişiler 10 kişinin final notlarını almış. Ve daha sonra bakın final notuyla yıl içi ortalamasının da bulunması lazım. 0.4 yıl ortalaması. Demek ki finalin oranı da %60'mış. Ne yapacağız? Tekrar yine aynı şekilde bunu bunu çarpıp buraya yazmamız gerekiyor. Eşittir dedim yine topla çarpım topla çarpım yazmam lazım. Topla çarpım yıl içi ortalamasıyla final notunu ne yapacak? Buradaki değerlerle toplayıp çarpacak. Tekrar buraya F4 ile sabitleme koymam gerekiyor ki aşağı doğru çektiğimde bunlar değişmesin. 50.76, 50 56.58... 41.4, 49 falan. Demek ki yıl içi, orta, yıl içi ortalamasıyla e, final notunu e, ortalamasını aldığında yıl sonu ortalamasına kişinin ulaşmış oluyorum. Benim Ben bunları neden yapıyorum? Ben bunları harf notunu hesaplamak için yapıyorum. Bu harf notunu hesaplarken şimdi eğer e, e, konusunda olduğumuz için eğerle yapmak istersek ne yapmamız lazım? Eğer buradaki değer buradaki değer buraya gelecek. Bu ikisinin arasındaysa bunu yazacak. Bu ikisinin arasındaysa bunu yazacak. Bu ikisinin arasındaysa bunu yazacak. Bu ikisinin arasındaysa bunu yazacak, Bu arasındaysa bunu yazacak şeklinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla iç içe eğer döngüleri yazmamız gerekiyor. Yaz, yazalım eğer. Parantezimizi açtık. Yıl sonu ortalaması. Yıl sonu ortalaması. Ne diyeceğiz? Bakın burada e, B18'den büyükse. Büyük. Büyük. Büyük karakterim neredeydi? Bir dakika. Büyük. B18. Veya buradaki şeyi de seçebilirim. B18'den büyükse ne yapacak arkadaşlar? Tabii bu B18'i de şöyle bir sabit diyelim. F4 ile sabit diyelim. B18'den büyükse ne yapacak? Şuradaki değeri yazacak. Bakın şu an doğruysa dayım. Neyi yazacak? Şuradaki değeri yazacak. Tabi bu değeri de yine F4 ile sabitlemem gerekir ki daha sonra aşağıya doğru çektiğimde bunlar değişmesin. Daha sonra noktalı virgül koydum. Bakın birinci kısım bitti. Yani 90'dan büyükse buraya girecek. Peki 85 var burada. 85 ile 90 arasındaysa, yani bu 90'dan büyük değilse. Bakın 90'dan büyük değilse eğer yanlışsa buraya girecek. Tekrar bir eğer açmam gerekiyor çünkü şuradakiler daha bitmedi. Eğer buradaki değer yine geldim şurayı seçemiyorsam şöyle gelirim. Bir tane şuraya getiririm. Yıl sonu ortalaması büyükse yine büyükse yapıyorum. Büyükse 85'ten bu sefer yine 85'i sabitlemem lazım F4 ile noktalı virgülü koydum. 85'ten büyükse ne yapacak? Bu sefer burayı yazacak. Yine F4 ile bunu sabitlemem gerekiyor. İkinci kısmı da yaptım. Tekrar noktalı virgül yazdım. Noktalı virgülden sonra şuraya geçeceğim. 75'ten büyükse yine bir eğer yazıyorum. Çünkü büyükse diyorum. Eğer 75'ten büyükse. Ne 75'ten büyükse? Bunu isterseniz şöyle kendimiz yazmaya çalışalım. Et evet. Tekrar tablo açıyoruz. Yıl sonu, yıl sonu ortalaması, yıl sonu ortalaması. Bunun tablosunu kapatıyoruz. Elle de yazabiliriz veya geliriz şuradan da seçebiliriz. Yine aynı şekilde ne diyeceğiz? Büyükse, büyükse şuradaki değer F4'te sabitlemeyi unutmuyorum. Noktalı virgül ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Yine buraya bir F4 koyacağız. Aynılarını tekrar ediyorum. Eğer yıl sonu ortalaması yani şurası tekrar büyükse şuradaki değerden tekrar F4 ile sabitliyorum. Noktalı virgül buraya tekrar sabitleme yapıyorum. Tekrar bir eğer yazıyorum. Eğer yıl sonu ortalaması büyükse Şuradaki değerden F4 sabitledim. Noktalı virgül şuradaki değeri getir F4 sabitledim. Tekrar bir eğer yazıyorum. Sorunuza döneceğim. Şunu tamamlayayım karışmasın. Eğer yıl sonu ortalaması büyükse buradaki değerden tekrar F4 sabitledim. Noktalı virgül burası tekrar sabitlenecek. gelecek. Şimdilik bu, bu kadar yazalım bakalım. Bir dakika. Eğer iki tane kaldı yıl sonu ortalaması büyükse buradaki değerden F4 noktalı virgül buradaki değere F4 yapmam gerekiyor. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Eğer buradaki değer büyükse 25'in yanındaki şu değerden f 4te sabitledim. Noktalı virgül şuradakinin yanındaki olacak. Tekrar f 4 ile sabitledim. Şimdi bunu yaptıktan sonra hepsini yazdıktan sonra ne yapmamız lazım? Tabii ki parantezlerle ilgilenmemiz lazım. Birinci parantez, ikinci parantez, üçüncü parantez, dört, beş, altı. İzini kapattık. Şimdi onu kapattık. Bir daha kapattık. Herhalde tamam. Evet. Şimdi bu iç içe eğer döngüsü böyle bir şey. Bunları takip etmemiz lazım. Yani çok da zor değil. Karmaşık değil aslında. Yani karma belki uzun olabilir ama karmaşık değil en azından. Ee, ama bu takibi yapmamız gerekiyor. Şimdi soruya dönelim. Burada e, dikkat etmemiz gereken şey F4 sabitlemek. Çünkü aşağı doğru çektiğimizde bunların değişmesini istemiyoruz. F4 sabitlemeyi unutursak e, yanlış bir gö görüntüyle karşılaşabiliriz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nereye geldik şimdi? Geçip geçmediğini yazacağız. Onu da kısaca yazalım. Tabii bakın burada farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Durum geçti veya geçmedi olacak. Nasıl geçti veya geçmedi olduğuna karar vereceğiz. Buradaki harf notuna bakacağız. Buradaki harf notu eğer şu ikisinden birisi ise bu da olabilir, bu da olabilir. İkisinden birisi ise geçmedi yazacak. İkisinden birisi değilse geçti yazacak. Bunun için geldim eğer dedim tekrar. Bu eğerin içerisinde bu sefer bu veya bu olduğu için bakın veya diyorum veya bu veya bu olduğu için o yüzden içerisine bir ya da ku kullanacağım. Birinci mantıksal sınamam buradaki değer fd mi? Birinci mantıksal sınamam buradaki değer fd mi? Bunu yapacağım. Eğer fd ise geçmedi yazacak. Veya buradaki değer ff mi diye bakacağım. Eğer ff ise geçmedi yazacak gibi düşünebilirsiniz. Veya şunu da yapabiliriz. Yani sadece FF geçmiyorsa burada ya da yazmamıza gerek yok ama burada ikisi de geçmiyorsa böyle bir şey yapmak durumundayız. Yazalım ya da mantıksal sınama yani şuradaki harf notu eşittir diyelim şuraya. Değil mi? Bunu F4 ile sabitlemem gerekir mi? Gerekir. Noktalı virgül. Birinci mantıksal sınamam bu. Yine aynı şekilde geldim. Harf notu harf notu Eşitse FF. F. Tekrar F4 sabit sabitliyorum. Bu ikisinden birisine ya da kullanın. Bu ikisinden birisine eşitse ne olacak? Burası doğru döndürecek. Doğru döndürürse yani bu ikisinden birisine doğru döndürürse ne yazması gerekiyor? Geçmedi yazması gerekiyor. Allah gitti. SC'ye bastım yanlışlıkla. Tekrar yazıyorum. Eşittir. Eğer mantıksal ama ya da İki tane mantıksal sınavım var çünkü. Bir, iki. Ya da buradaki harf notu eşittir. şurası Şurasıysa F4'te sabitlemeyi unutmuyorum. Noktalı virgül. Yine aynı şekilde şuradaki harf notu eşitse şuna diyelim. Yine F4'te sabitliyorum. Parantezi kapatabilirim. İkisini de yazdım. Noktalı virgül. Eğer doğruysa ne yazacak arkadaşlar? Geçmedi yazacak geçmedi yazacak. Eğer doğru değilse, yani burası doğru değilse bu ikisinden farklı bir not almış demektir. O zaman geçti yazacak. Parantezini kapatalım. Enter. Gördüğünüz gibi hepsi geçmiş. Biraz şöyle puanları düşürelim bakalım hangisini. Şunun puanını düşürelim. Şu 41 alanın puanını düşürelim. 20 yapalım. Gördüğünüz gibi fd aldı. Fd alınca geçmedi oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar eğer kul kullanabiliriz veya e, ya da e, v gibi şeyler kullanabiliriz. Biliyorsunuz ya da fonksiyonu var bir de v fonksiyonu var. Bu ikisini de büyük yazalım. Ya da v fonksiyonu var. Ya da fonksiyonu ikisini veya durumlardan en az birisi diyelim. Durumlardan en az birisi geçerli ise geçerli ise ve fonksiyonu kullanılırsa durumların tamamının geçerli olması durumunda veya durum geçerli olması e, geçerli olması durumunda diyelim neyse durumunda yani ve olduğunda arkadaşlar tümünü kapsamamız lazım Hepsi birlikte olacak yani burada V kullanamayız. İkisi birlikte F yani buradaki değer hem FD hem FF olamıyor. Ya FD oluyor ya FF oluyor. O yüzden ya da kullanmam lazım. Ama deseydi ki ikisi de birlikte olması gerekir diye bir durum söz konusu olursa bu sefer V'yi kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla şurada formüller kısmında gördüğümüz mantıksal kısımda bakın çok eğer değil doğru eğer eğer ata eğer yoksa özel veya ve ya da yanlış gibi bizim aslında çok da fazla olmayan bir takım fonksiyonlarımız var. Burada en fazla kullanılan dediğimiz gibi eğer fonksiyonu ama ve fonksiyonu ya da fonksiyonu da eğerin içerisine girdiği için aslında eğer bir kapsayıcı fonksiyon olacak. Doğru değil çok eğer veya eğer topla gibi şeyler var. Eğer, eğer ortalama al gibi şeyler var. Bunlar da yine mantıksal sınavanın içerisinde geçen konular ama biz diyelim ki şöyle bir şey yapalım. E, sınıf ortalamasını hesaplayalım ya yani şuradaki sınıf ortalamasını ve standart sapmayı hesaplayalım. Bunun için çok basit bir şekilde şuradaki ortalamayı alabiliriz. Ancak şöyle bir şey desin. Yani bu puanları vermek isteyen kişi şöyle bir şey desin. Notu 90'ın üzerinde olanların veya 95'in üzerinde olanların puanlarını buraya Katma, sınıf ortalamasına katma. Çünkü o sınıf ortalamasını belki de düşürecek bir şey olacak. O yüzden bunları istemiyorum diyebilir. Sınıf ortalamasına 95'in üzerindekilerin katılmaması durumunda nasıl bir fonksiyon yazmamız gerekir diye bakacak olursak eşittir. Bu sefer eğer topladan gelir, e topla. Sadece bazı özelliklere sahip olan şeyler gelecek buraya. Yani şuradaki yıl son ortalamasındaki Sadece bazı özelliklere sahip olanlar gelecek. Dolayısıyla yıl son ortalamasını seçiyorum. Noktalı virgül. Bakın bu sefer ölçüt diye bir şey geldi. Ölçüt küçük olabilir, büyük olabilir, eşit olabilir. Yani biz burada 95'in üzerindekileri alacağız. E, tırnağı açtım. Büyüktür yazdım. Büyüktür 95 diyelim. Büyüktür 95 benim için bir ölçüt. Bunu kapatabilirim. Toplam aralığına falan gerek yok. Bunu böyle kapat dediğimde bakın şuraya aldığı değerler, sınıf ortalaması e, pardon ta, şimdi tam tersini yaptık. E, söylediğimizin tersini yaptık. Bakın burada 90, sadece 95'ten büyük olanları al dedik. Aslında tam tersini dememiz lazım. Küçük olanları al dememiz lazım. Küçük 95. Büyük 95'i zaten az önce aldı. 97.86'yı aldı. Dolayısıyla bunu böyle diyebiliriz. Daha doğrusu da sonra bu toplam zaten bölü dememiz lazım. İşte burada 10 kişi varsa 10. Veya bunu da saydırmanın yolları var. 10 kişiye böldüğümüz zaman demek ki sınıf ortalaması kaçmış? 49,086 olarak gelmiş oldu. Burada standart sapmayı da işte kendi matematiksel formülü içerisinde, burada standart sapma formülüyle hesaplayabiliriz. Ama bizim göstermek istediğimiz kızım öyle hesaplamalı formüller değil de, bu mantıksal formüller. Mantıksal formülün içerisinde eğer topla. Ya E topla. Bir şey olduğu zaman topla. Bir şey olduğu zaman avarajını al. Yani ortalamasını al gibi özellikleri burada kullanabiliriz arkadaşlar.